Harbiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safvirek. Bugün Samsung'da olan davamı anlatacağım sizlere. Bana 3 kere servisten bozuk telefon yolladılar. Bunun sonucunda telefonumun 200 modeli olan A72'yi bana sıfır olarak göndermek zorunda kalıp üstelik servise ödediğim parayı da geri iade etmek zorunda kaldılar. Bana başka bozuk bir telefon hoparlörünü mü taktınız acaba benim telefonuma? Yazısına bile özeniyorum. Hatta tutacaktım lan. Artık okuyun anlayın şunu diye hatta -hat tutacaktım. Ben de bu hakkımı kullanmak istiyorum. Lütfen telefonu yenisiyle değiştirir misiniz? Dedim. Bu üçüncü gönderişimde bu notu yolluyorum. Görecekler bana bozuk telefon yollamayacaklar. Açsalar dinleseler. Yok. Üçüncü kez bozuk telefon yolladılar. O zaman bir yoklama alalım. Samsung orada mısın? Tamam. BDH İstanbul orada mısın? Tamam. <laughs> İnsanlar neden iPhone alıyor? İşte bu yüzden iPhone alıyorlar. Bunu anlattıktan sonra aynı şekilde Super Online 670 lira taahhüt iptal bedeli istedi. Bunu da ödemedim. Nasıl ödemedim? Bunu anlatacağım. Vodafone'dan ürün aldım. Aynı gün değiştirmek istedim. Ee, iade etmek istedim kabul etmediler onunla uğraştım onu geri aldım yani tüketici hakları ile alakalı olarak sizin işinize yarayacak bir ton bilgiyi bu videoda sizlere anlatacağım. Bundan sonra asla hakkınız yerde kalmasın. Bu videoyu izleyerek hakkınızı nasıl alabilecek? Arkadaşlar 1 lira da olsa 1 milyon lira da olsa hakkınızın peşinden gidin. Hakkınızı sonuna kadar alabilirsiniz. Telefonunuz mu bozuldu? 2 yıl boyunca tamir etmek zorunda var. Hakem heyetine başvurarak hakkınızı alabilirsiniz. Size diyecekler ki yok, işte sen bozdun bilmem ne. Arkadaşlar bakın ben bozmadığıma dair şurada bir kanıt. Eski telefonumun cesedi burada duruyor. Bunu ben hakem heyetine verince bunu incediler ve dediler ki Murat bu telefonu sen bozmamışsın. Samsung sana yeni bir telefon vermek zorunda ve onlara ödediğim parayı geri ödeyecekler. Neticede bunu baştan sonra sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle olayı anlatayım. Benim M31 model bir telefonum vardı. Yani pek kullanamasam da öyle olduğunu Samsung söylüyor. Öyle bir telefonum varmış. Ne zaman almışım onu okuyorum. Bu, bu belgelerin hepsini size... Burası belgeye dolu şu an. Hepsini ekrana oraya buraya açıklama kısmına koyacağım. Yalan yok. Ee, burada da gösterebilirim ama kişisel bilgilerim falan vardı diye göstermiyorum. Bakın ilk telefonu... 06 11 2020 yılında almışım tamam mı? telefonu aldıktan yaklaşık 5 ay, 4-5 ay sonra telefonda ne oldu biliyor musunuz? Bakın 4-5 ay diyorum. Maksimum 5 ay. Tam hesaplamadım şu an ama 5 ay içinde telefonda ne oldu biliyor musunuz? Bir uyandım. Telefon şöyle önünde bu değildi tabii ki telefon. Telefon artık bende değil. Telefonun önünde şöyle bir morluk vardı. Morarma vardı. Küçük bir morarma ortasında. Sonra o morarma gittikçe büyüdü. Ben bunu araştırdığımda o morarmanın sebebi genelde darbe alması vesaire oluyormuş. Bir yerden darbe alması. Ama ben telefona o kadar özenle bakmıştım ki eminim yani. Hani o, o, telefon darbe falan almadı. Telefon düşmedi bile yere. Zaten kılıfında kullanıyordum. Alır almaz ekran koruyucu ben her zaman taktırırım. Yeni telefon geldi ona da taktırdım. darbe marbe almadı bunu biliyorum. Samsung'a gönderdim bunu. Bak daha doğrusu o morluk bir gün içinde büyüdü. Bir iki gün içinde ben de hemen Samsung'a gönderdim. Tüm ekranı kapamış, kaplamıştı artık. Yani telefon çalışmaz hale geldi. Gönderdim Samsung'a ve Samsung bana dedi ki Samsung servisi. Kardeşim bu telefonu sen bozmuşsun. Ya yani tabi öyle demiyor. Ee, kullanıcı hatalı olduğu tespit edildi. Daha doğrusu bana şunu sordular. Telefon düşürdünüz mü? Darbe aldım çünkü bu dediler ki darbe alınca olan bir şey. Dedim ki hayır. Sonra başka bir gün aradılar. Dediler ki telefon suya maruz kalmış. O yüzden garanti dışı kaldı. Bakın Yalana bakın. Birincisi yalan diyorum nedenini çok fazla belgelerle burada savunacağım. Birincisi abi bu darbe darbeden dolayı oluyorsa bu sorun. Şimdi nereden çıktı su? Nereden çıktı sıvı? Ayrıca telefon sıvıyla asla temas etmedi, o ayrı bir konu zaten etmedi. Neyse. Öyle böyle ben dedim ki hayır dedim ben bu telefonu bozmadım sıvıyla temas ettirmedim düşürmedim ben bu telefonu sizin de değiştirmenizi istiyorum yani sizin tamir etmenizi istiyorum. Yok dediler 1500 lira ta şey tamir bedeli. Ben de öyle böyle işte itiraz edin diye en son beni aradılar dediler ki bunu sizin için düşürüyoruz. 890 lira gibi bir tutar sanırım şurada yazıyor olmam gerekiyor. 880 TL'ye düşürdüler bunu 880 TL'yi ben onlara ödedim e ama öderken de şunu dedim ben bunu ödeyeceğim ama sonra hakemiyetine başvuracağım Onlar da telefonu tamir edip bana gönderdiler ki keşke burada bitmiş olsaydı ben de hakemiyetine gitseydim Olay burada bitmedi arkadaşlar elime telefon bir geldi bana dedikleri şey şuydu ekran değişti orası burası yani telefonun her yerini değiştirmişler Yeni telefon verseydiniz keşke böyle uğraşmış olmazdınız telefon telefonun her yerini güya değiştirmişler ve bana gelen telefonun hoparlörü bozuktu. Bakın her yerine sıfır parça takılmış. Ben sadece ekranı bozuk olarak gönderdim. Bana diyorlar ki ekranı bozuk, şarj soketi bozuk, anteni bozuk, hepsini değiştirdik. Anakartı bozuk, anakartı değiştirdik. Peki bana gelen telefonun neden hoparlörü bozuktu? Bana başka bozuk bir telefon hoparlörünü mü taktınız acaba benim telefonuma? Bilmiyorum ama öyle bir şey yapmış olma ihtimaliniz de var. Samsung'a olan güvenim sıfıra indi. Detaylı anlatacağım keşke burada bitse. Elime geldi telefon her şey değişmiş. Sapa sağlam telefon ama hoparlörü bozuk. Ben hoparlörü sağlam boz gönderdim. Hoparlör bozuk geldi. kapı açmışlar, bir de aküyü çalmışlar. E kapı açtınız, bari akü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani. Sonra Samsung'u tekrar aradım. Dedim bu nedir yani hoparlörü bozuk bu telefonun. Ee, hoparlörü bozuk olayı da patlak ses veriyordu. Yani ses alabiliyordum ama patlaktı ses yani. Ki ben müzik dehasıyım yani müzik dinliyorum. Yani patlak bir hoparlör öyle. Ne yapabilirim? İkinci kez servise gönderdim. İkinci kez. Bakın ikinci servise gönderdiğim tarihi söylüyorum. Birinci servise gönderdiğim tarih. 08.04.2021 Burada göreceksiniz 40 gün boyunca servise telefonu gönderiyorum geri gönderiyorlar Gönderiyorum geri gönderiyorlar Tahmin ettik deyip ama bozuk hala telefon 08.04'te ilk defa göndermiştim Onlar bana 22'sinde geri gönderdiler Ki bunlar kargo çıkış tarihi ve onlara teslim olan tarih Kargoda beklenen süreler buraya dahil değil Yani neredeyse e, Burada 14 gün serviste kalmış 2-3 günde kargoda bekledi desem ilk e, 17 gün Telefonu kullanamadım Sonra elime bozuk bir şekilde geldi Ve ben tekrar gönderdim 05.05 doğru mu bakıyorum Evet 05.05 2021 tarihinde Tekrar gönderdim telefonu Ve Bana dediler ki Bak ilk gelişinde şöyle yazıyor. Anten değişmiş. USB port değişmiş. Bunu okuyamadım. Anakart, şarj soketi, antenler değişmiş. Ekran değişmiş. Tamam. İkinci gidişimde diyorlar ki hoparlör bu sefer Allah'tan para istemediler. Hoparlörünü değiştirdik dediler. Hoparlör değişmiş. Belgede öyle yazıyor bu belgeleri. Size göndereceğim. Hoparlörü değiştirdik dediler ve geri gönderdiler. Bakın ikinci kez gönderiyorlar. Ve ikinci kez elime ulaşan telefonun yine hoparlörü bozuktu. Sonra ben teslim aldıktan sonra birkaç gün içinde telefonu tekrar göndermişim. Tamam mı? Ha bu sefer hızlı cevap vermişler. Böyle iki gün içinde falan geri göndermişler. Tamam mı? Yalan şey de şu. Cihazın genel fonksiyon testleri yapılmıştır ses testleri yapılmıştır. Anakart ara flex kablosu. Ya flex kablosu ne abi? USB kablosu falan da değişmiş. Hoparlör değişti. Genel kalibrasyonlar yapılmış. Güncel yazılım versiyonu yüklenmiştir. Tamam mı? Burada anakart da diyor. Aynen anakart. Son gönderişimde, üçüncü gönderişimde bir de anakartı da yine değiştirdik diyorlar. Asla inanmıyorum. Abi bu kadar şeyi değiştirdiniz ve bana üçüncü kez telefonu gönderiyorsunuz. Üçüncü kez yine telefonun hoparlörü bozuktu. Bak 3 oldu. Sonra ben ne yaptım? Üçüncü kez hoparlör bozuk geldi elime. Ee, tüketici haklarında şöyle bir olay var. Birincisi bir ürün aldığınızda 6 ay içinde bir sorun oluşursa 6 ay içinde bu telefonu ilk aldığınız ya da o ürünü ilk aldığınız an o sorun vardır olarak kabul edilir. Yani o ekrandaki mor leke benim hatam değil çünkü 6 ay içinde çıktı hani tabii düşürsem kırsam atsam tamam. Tespit edilir. O ayrı konu. Ama benim hatam olmaksızın orada moral oluştuysa benim hatam değildir. 6 ay içinde zaten iç şüphesiz bana bunu senin hatan değil demeleri lazım. Tedavi etmeleri lazım. Ee, bir. İkincisi. Eğer bir cihaz garanti süresi boyunca 3 kere bozulursa. Kullanıcı hatası olmaksızın. 3 kere bozulursa o cihazın ya yenisiyle değişimini ya da parayı iadesini talep etme hakkımız var %100. Ben de bu Samsung'u aradım. Dedim ki bakın dedim 3 kere bozuldu. Ha ikinci bozulduğunda da ben söylemiştim. Demiştim ki iki, iki kere bozuldu bana bunun yenisini vermeniz lazım artık. Yenisini istiyorum. Onlar da dedi ki tekrarlı parça değişimi olarak değerlendiriyoruz veremeyiz. Üçüncü kez hala tekrarlı parça değişimi olarak değerlendirilirmiş bu konu. Ben de aman dedim ben dedim bir de gönder diyorlar. Samsung arayıp habire son dedim ya hakem vereceğim. Bana arayıp diyorlar telefonu gönder tamir edelim. Tamam mı? 3 kez. 3 kez bozulmuş. Ben de dedim ki ben dedim artık bu telefon tamir olmasını istemiyorum. Yaklaşık 40 gün boyunca servise gidip geldi bu telefon. Telefonu aldım adam gibi kullanamadım dedim mi? E, en son hakem heyetine başvurdum. Hakem heyetine başvururken neleri götürdüm nasıl başvurdum onu anlatacağım. Bu bana telefonun ilk bozulduğunda tamir ettiklerinde e, gönderdikleri şey hani telefonun bak bu parçalarını değiştirdik diye gönderdikleri şey ben bunu özellikle talep etmiştim normalde gönderiyorlar mı bilmiyorum ama ben dedim ki bana dedim delilleri gönderin dedim ben dedim bunu inceleteceğim yani gerçekten benim hatam mı benim hatamsa eyvallah ama benim hatam olmadığını biliyorum biliyordum ki gerçek ortaya çıktı onlar da bunu gönderdi. Hakem heyetine bunu verdim. Bununla birlikte servise giderken gidip gelen tüm kağıtları, garanti belgesini hepsini verdim ve olayı anlattım. Dedim ki ben bu telefonu böyle böyle aldım. 3 kere servise gönderdim. Birincisini birincisinde benden hatta para aldılar. Buna rağmen 3 kere bana bozuk telefon yolladılar. Birincisi benden haksız diye para aldıkları için hakem heyeti ben bana benden aldıkları parayı geri vermeleri kararını çıkarttı. Bu bu arada bunları siz talep ediyorsunuz. Yani ben başta yazdım. Ben dedim benim onlara ödediğim parayı geri istiyorum. Buna ek olarak telefonun yenisiyle değişmesini istiyorum. Neden yenisiyle değişimini istedim? Normal şartlarda eğer TL bu kadar oynak olmasaydı ben %100 para iadesi isteyecektim. Yani ben bir daha Samsung kullanmayacağım diye yemin ettim kendi kendime. Para iadesi isterdim. Ama şöyle bir durum. Ben bu telefonu 2700 liraya aldım. Hatta altınımı bozup aldım. Sadece o altını bozmasaydım 2700 liralık altını şu an 4000 lira ediyordu ayrı konu 2700 liraya aldım ee, ve şu an benim o, o aldığım daha doğrusu M31 bak şunu söylüyorum aldığım telefon şu an zaten 5000 bandında yani şöyle ben eğer 2700 lira geri alsaydım enflasyondan dolayı e, o paraya çok düşük bir telefon almak zorunda kalacaktım ben de o yüzden dedim ki ya dedim bu parayı bana vermesinler bana yeni telefon versinler ben de onu uygundan satıp başka iPhone, iPhone alırım o süreci de anlatacağım size. Ee, o yüzden ben para talep etmedim. Ama burada önemli olan nokta şu. Tüketici hakemiyeti de onu söyledi. Kaç ay önce aldım bu cihazı dedi. Ben de 5 ay önce falan almıştım dediğim gibi. Oraya gittiğimde de belki 6 olsun 6 ay olmuş olsun. Ee, hakemiyeti şunu söyledi. Ha tamam dedi 1.5 yıl garantisi var o zaman okey. Ama dedi eğer garantisi az kalmış olsaydı dedi. Sana para iadesini tavsiye ederdim. Çünkü dedi yeni telefonun gelecek. Belki de gelir gelmez garantisi bitecek. Yani şöyle düşünün. Bu dediğim olayları eğer 2 yılın sonunda yaşarsanız. Ee, yeni sana telefon gönderdiklerinde garantisi biteceği için o telefonda bir sorun yaşarsan bir daha hakem eğitimine başvuramayacaksın ya da e, Samsung hakkını vermeyecek ki zaten böyle kolpalıklar yapan bir firma e, bunu da yapar yani bozuk telefon yollar nasıl olsa garantisi bitti diye sıfır güven Her şeyi sonuna kadar anlatacağım ee, Neticesinde hakem eğitiminde şöyle bir durum var normal şartlarda hakem heyetine başvurduğunuzda bu kötü tarafı, ee, uzun sürüyor. Yani minimum 4 ay falan sürüyor. 4 ay, 6 ay sürüyor. Ama bu telefon olduğunda konu, telefon gibi bazı başka cihazlar var mı bilmiyorum ama şunu söyledi hakem heyeti bana. Telefon çok önemli. Hani kişisel bir kullanım, günlük hatta kullanılan bir şey olduğu için çok büyük bir ihtiyaç olduğu için e, telefonda bu daha kısa oluyor ve 3 ay içinde karar sonuca bağlandı. Yani 3 ayın sonucunda e, hakem heyetinden beni aradılar ve diledi, dediler ki evet haklısınız Murat Bey. Ya tabi öyle demiyorlar tabi ben detay olarak anlatıyorum. Davanın sonuçlandı dediler bilgi vermediler. Oraya gittiğimde bir okudum evet haklı olduğum hakemiyeti tarafından doğrulanmış ve e hakemiyeti bana dedi ki e normal şartlarda farklı firmalar olsaydı bunu direkt git al derdim hakkını ama e Samsung BDH gibi yani BDH burada Samsung'un e tamir işlerini yapan şeyi servisi tamam mı? bedaş gibi kurumlar itiraz ediyor dedi. 15 gün bunların itiraz süreci var. Eğer itiraz ederse üst mahkemeye falan başvuracaksınız. Oraları çok detaylı hatırlamıyorum. O yüzden o kısma bilgi veremeyeceğim ama e, öyle bir şey olsaydı adliyelik olacaktık yani onu biliyorum. Ama sonuna kadar ben gidecektim. Yani ölüme kadar arkadaşlar bütün servetimi bu yolda vermeye hazırdım. Yani bütün en iyi avukatları tutmaya hazırdım o kadar sinir oldum yani bunu burada böyle o pembe bir hikaye gibi anlatıyorum da abi ya sinirden delendim abi sen nasıl üç kere bozuk telefon yollarsın Samsung nasıl BDH nasıl üç kere bozuk telefon yolluyorsunuz bak şurada yazdığım notu okuyorum size ee, bunu bak yazım kötü diye kız arkadaşıma yazdırdım bak okunaklı olsun diye ya ne kadar özeniyorum ne kadar özeniyorum bakın. Video çekmek için aceleyle zamanım yok sizlere video çekmek istedim. Aceleyle tıraş oldum bak buramı kestim. Boğazımı kestim. Ademcik elması mı? Ne? Adem elmasını kestim lan. Bir her bir beğeni bir geçmiş olsun. Yorumlarda da geçmiş olsun falan bir şeyler. <laughs> Yazın da şey yapayım. Dayısın bari kestim lan. Lan ne kadar özeniyorum. Ya bak bak okuyorum. Başkasına yazdım bak. Telefonumu güzel olsun diye yazısına bile özeniyorum. Hatta tutacaktım lan. Artık okuyun anlayın şunu diye hattat tutacaktım. Delirtmeyin beni. Telefonumu ekranda bir sorun olması sebebiyle servise göndermiştim. Servise gönderirken hoparlörü sağlam ücretli ekran ve anakart değişimi yapıldı ve bana geri gönderildi. Bana geri gönderilen telefonun hoparlörü bozuktu. Bakın siz de okuyun siz de okuyun ücretsiz olarak tekrar, tekrar servise gönderdim ve ücretsiz olarak hoparlörü değiştirdiklerini söyleyerek geri gönderdiler iki ve bana gelen ürünün yine hoparlörü bozuktu bir üründe kullanıcı hatası olmaksızın iki kere sorun çıkarsa o ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep etme hakkım var ben de bu hakkımı kullanmak istiyorum lütfen telefonu yenisiyle değiştirir misiniz dedim bu Üçüncü gönderişimde bu notu yolluyorum. Yani dedim ki iki kere bozuk geldi artık şunu değiştirin dediler ki tekrarlı de parça değişimi değiştirmeyeceğiz yenisiyle. Devamında şunu bile yazdım bakın. Hoparlör patlaktı ya böyle. Ee, bazı şeylerde şarkılarda belli olmazken bazılarında belli oluyordu. Onun için şarkı ismi bile verdim bakın. Hoparlörün önce okuyayım sonra göstereyim. Hoparlörün bozuk olduğunu anlamak için YouTube'dan UFO Constant şarkısını açabilirsiniz. O şarkı hoparlörün patlak olduğu çok net belli oluyor. Keşke onun videosunu çekip size de gösterseydim nasıl patlak olduğunu. Bakın Constant Tat. Bak şurada yazıyor. UFO Constant Tat lan şarkı ismi bile vermiştim size. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ya üçüncü kez Bak Sams Samsung Samsung'un test yapıyorlar bir de bak hoparlör testi falan. Her şeyi denedik, test ettik. Bunun gibi bana kağıtlar gönderiyorlar. Abi üçüncü kez bana bozuk telefon, bozuk hoparlörlü telefon yolladılar. Ya ya birinizde kulak yok mu? Açıp şarkıyı dinleyeceksiniz. Siz bilmiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Yani sadece cihazla test edip gerçekten sorunu bulamadılar mı? Oraya yazmışım abi YouTube'a girip şarkı açmak çok mu zor? Bunu yapamadılar mı? Ya da bunu yapıp da bir yerlerinde mi takmadılar bilmiyorum. Yani bir teknik servis elemanı gerçekten YouTube'a girip yazmışım abi YouTube'a gir şu şarkıyı aç yazmışım. Abi açsalar görecekler. Bana bozuk telefon yollamayacaklar. Açsalar dinleseler. Yok. Üçüncü kez bozuk telefon yolladılar. O zaman bir yoklama alalım. Samsung orada mısın? Tamam. BDH İstanbul orada mısın? Tamam. <laughs> Süper Online orada mısın? Tamam. Vodafone orada mısın? Yapı kredi orada mısınız lan? Tamam hepsini anlatacağım. Diğer saydığım markaları da anlatacağım. Neler yaşadığımı anlatacağım. Sonucu ne oldu biliyor musunuz? M31 model telefon 2700 TL. Telefon e, eski model 2020 telefon yerine bana dediler ki sana A52 verelim. En son hakem heyeti kararı çıktı falan ya. Hakem heyeti kararı çıktıktan sonra Samsung beni aradı. Dedi ki birincisi bize IBAN verin dediler paranı göndereceğiz. Ben de dedim ki al İBAN'ım bu. Sonra dedim ki ama dedim burada bir karar daha var dedim. Bana telefonumun yenisiniyle değiştirmek zorundasınız. Onlar da dediler ki tamam o zaman dediler servise gönderin telefonu biz de değiştirelim. Ben de telefonumu servise gönderdim. Servise gönderdikten sonra e, sevindirici bir haber geldi. Sonunda emeklerimin biraz karşılığını alayım bari. E, çünkü bana M31 verselerdi yine ben tatmin olmayacaktım. Gerçi hala tatmin olmadım ki bu videoyu çekiyorum. O kadar eziyet ettiler bana e, ee, M31 verseler tatmin olmayacaktım dediler ki M31 stoklarımız da yok oh çok şükür sana A52 vereceğiz A52 bir sene sonra çıkmış özellikleri daha iyi bir telefon haklılardı ama ben onu kabul ettim mi etmedim oğlum eder miyim lan oğlum o kadar uğraştırdınız beni eder miyim dedim ki inceledim telefonu hmm, dedim gerçekten güzel bir telefon fakat dedim bunun bataryası çok küçük ben o telefonu sırf bataryası için almıştım ki benim telefonun bataryası 60 bin mili alper, mini alper anladın sen. 60 bin mili alperdi. Bin. Ee, bana verecekleri telefon A52 4500 mili alperdi. Ee, ve ben de dedim ki ben bu telefonu istemiyorum. Araştırdım ve A72'yi gördüm. Onun bir modeli. Bunun batarız. Bir tık daha büyük. 5000 mAh. Hala benim telefonumunkini karşılamıyor. Ama olsun ben bunu kabul ediyorum. A72 verirseniz. Onlar da dediler ki ek ücret çıkar. Ben de dedim ki hayır dedim. Ben ek ücret is ben ek ücret ödemeyeceğim dedim. Bu sizin probleminiz dedim. Ben dedim bataryası için, bataryası için bir telefon almıştım dedim. Bana böyle bir telefon sağlamak zorundasınız. Sonunda da bana bunu ücretsiz olarak yollamak zorunda kaldılar A72. Ha kıyaslayacak olursanız M31'i cebinden çıkartır yani. Bin kat daha iyi bir telefon. Ee, yani bir nevi bir tık hakkımı aldığımı söyleyebilirim bu kadar mücadelenin sonunda. Ama yine de bu kadar uğraşmaya değmez. Yani bir ay bu işlerle uğraştım ya. Benim bir aylık Kazancım zaten bu telefonları e, alır yani anladın mı? Ya yani, ki daha zengin bir insanı düşünün. Ya şunlarla uğraşır mı? Gider iPhone alır. İnsanlar neden iPhone alıyor? İşte bu yüzden iPhone alıyorlar. İşte bu yüzden iPhone alıyorlar. Bir daha Samsung telefon alır mıyım? Almam. Siz alır mısınız? Siz bilirsiniz. Ah, başka. Size ne anlatayım? Bakın. Ya şu telefonla hop bilgisayarı kıracaktım şu telefonla idare ettim. Ayla, 4 ay 5 ay şu telefonla idare ettim. İnat ettim başka telefon almadım lan kapak oturmuyor oturmuyor bak. Şöyle kapakla birlikte tutuyorum bak şöyle tutunca. Dur, hop düşecek yani dur gösteremedim. Yani düşecek oturmuyor kapak neyse çok önemli değil. İstesem alırdım köşede param var. Alırdım ikinci el bir iPhone. Kullanır geri satardım. Zarara bile uğramazdım. Samsung'un eziyeti şu Boklarla uğraşmazdım. Kusura bakmasın kimse. Hiç kimse kusura bakmasın. Hakem eti tutanağını okuyorum. Yüzünüze vereceğim. Böyle göstereceğim. Uyuşmazlık konusu ayıplı mal. Mal standartına ve teknik düzenlemesine uygun olmaması. Sizin böyle bir ee, geçmişinizde böyle bir şey oldu mu hakem heyetine gittiniz mi ya da bozuldu mu telefonunuz tamir etmediler mi bu öyle bir şeyler olduysa lütfen yoruma yazın hatta bana soru sorarsanız daha cevaplarım çünkü baya işin ehli oldum birçok hak savundum Samsung'u bitirdikten sonra diğer davalara da geçeceğim şu anda e-devlette bir davam daha var aktif onu da söyleyeceğim eee Olayın özeti şikayete konu olan bu özetleri falan oradakiler düzenliyor. Çok iyi insanlar var. Ya çok insanlar değil mi? Herkes işini yapıyor da. Müthiş bir oluşum yani bu hakemiyeti denen şey. Abi gidiyorsun derdini anlatıyorsun yazıyorsun. Ve senin yerine uğraşıyorlar aylar boyunca. Helal olsun buradan da tüm hakemiyeti çalışanların özellikle Eskişehir'deki Eskişehir tepe başındakileri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tevkif ediyorum. Tevkif ne demek bilmiyorum. Öylesine şey olsun diye. Neyse. Konu olan ürün telefon tamiri için 880 lira ödemiştir. Telefon geldiğinde başka yerlerinde sorunlar oluşmuştur. Ürünün değişimini ve 880 TL'nin ücret iadesini talep ediyorum. Ee, şikayet edilen savunmasının özeti. Bu da Samsung'un savunması BDA şeye karşı. Ee, hakemiyetine hakem heyetine karşı. Karşı taraf savunmasında şikayete konu cihaz 0804 tarihinde ekranda leke şikayetiyle gönderilmiş falan filan. Yapılan kontrol kontrollerde sıvı teması tespit edilmiş. Kullanıcı hatasından dolayı garanti dışı kalmış. Falan filan. Sonra işte 880 lira teklif edilmiş. Teklif kabul edilince tamir edilip gönderilmiş. Çalışır vaziyette. Daha sonra 0505 .05 2021 tarihinde öperler sorunu şikayetiyle müvekkil şirkete gönderilen cihazın ücretsiz olarak değişmesini yapılmış bilmem ne bilmem ne tekrar tamir yani çalışır teslim edilmiş. Son olarak 31.05.2021 tarihinde ses sorunu var şikayetiyle. Bak bak hep sorunun farklı sorun varmış gibi değiştiriyorlar. Hoparlörler sorunu, ses sorunu. Oğlum aynı sorunla. Aynı sorun, aynı sorun. Neyse orasını burasını anakartını her yerini tekrar değiştirip gönderdik diyor. Sonuncusunda hala pişkin pişkin bunu savunuyor. Ama bunu savunurken benim telefonum zaten şeyde. Hakem heyetinde. Hakem heyeti açıp baktığında telefonun patlak olduğunu görüyor. Yani bunu kabul etmez böyle bir savunmaya hakem heyeti. Nasıl etsin abi? Elinde kanıt var. Sonra da inceleme ve gerekçe... Ee... Ne diyor? Sen ne konusu, sen ne ha, Yapılan kontrollerde Muratcan Safyüre'nin belirttiği sorunların cihazda olduğu tespit edilmiş... Ee, bu kapsamda tüketici kaynaklı bir arzaya rastlanmamış diyor. İnceleme ve gerekçe. Karar ne? Dosya kapsamının 6502 sayılı tüketici korunması. Bunu nasıl okurlar? 6502 mi bilmiyorum. İkiye böldüm ama. E, ee, incelendiğinde bilirkişi raporu ile şikayet konusu ürünle ilgili tüketicinin haklı olduğu tespit edilmiş. Ve neticede malın yenisiyle değişimine ve 8880 880 TL'lik ücretin de bedelinde ödenmesine karar verilmiş diyor. Buna ek olarak 278 lira kişi ücreti ve 30 30 lira tebligat ücretinin de Samsung tarafından hakemiyetine ödenmesi kararı çıkmış. Şimdi bu hakemiyetlerin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Eğer siz kazanmazsanız bakın tüketici olarak kaybederseniz davada cebinizden 5 kuruş çıkmıyor. Sadece istediğiniz, talep ettiğiniz şeyi alamıyorsunuz. Yani mesela ben haksız çıksaydım bana bozuk telefonu geri vereceklerdi ama benden para talep etmeyeceklerdi. Ama ben haklı çıktığımda yani Samsung yani tüketici değil de üretici, satıcı haksız çıktığında onlar ek olarak orada uğraştırdık uğraştıkları mücadelenin bedelini ödetiyorlar. Faturalandırıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Eğer ben bu karar benim yanımda olmaz olduktan sonra hala Samsung benim ücretimi ödemeseydi telefonum vermeseydi ee, itiraz etseydi avukat tutup sanırım bir şeyler yapmam gerekecekti diyeceksiniz avukat tutacak para mı var herkes de ben, de <laughs> ben de var ama ben de var ama sizde var mı falan filan diye düşünecek olabilirsiniz ama şöyle avukatlar var zaten eğer avukat o davayı kazanırsa zaten avukatın masraflarını vesaire karşı taraf ödeyecek ve oradan belli bir tutar kazanacak o yüzden bazı avukatlar sizden para almadan çalışabilir. Özellikle belki tanıdığınız vardır. Tanıdığınız olmasa da kabul edecek birilerini bulabilirsiniz. Sizden hiç para almadan avukat sizin davanızı savunabilir. Kazanırsa oradan payını zaten alır. Avukatınızın ücretini o taraf alacaktır. O taraf ödeyecektir. Zaten böyle bir durumda da kazanacağınız çok belli. Herkes onaylamış yani. Hani kim reddedebilir ki bunu, değil mi? Ee, şimdi bunun yanında Samsung'la alakalı ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Kardeşim Samsung yani e, yapma böyle şeyler. Yapma rezil etme kendini. Yani bir telefon göndereceksin alt üstü. Bir telefon tamir edeceksin. Ya bu süreçte uğraştıklarım bu kadar değil. Bakın binlerce kez ya her gün sürekli arıyorum. 14 gün 10 gün şeyde tutuyor. Arıyorum telefon nerede? Abi haberleri yok. Samsung'da arıyorum diyor ki BDH ara. BDH ne biliyor musunuz? Samsung'un servisi. BDH arıyorum Samsung'da ara. Bak bunu bin kere yaptılar. Hiç kimse hiçbir şeyden habersiz. Samsung'da arıyorum biz bilmiyoruz BDH bilir. BDH arıyorum BDH ben bilmem meşin bilir diyecek yani. Olmaz böyle bir şey olmaz. Samsung yapma. Yapma. Rezil ediyorsun kendini. Yazık ya. Abi o yazık yani benim 35 bin abonem var. Hadi az var yarın belki 100 bin olacağım. Abi bunu herkes yaparsa rezil olursun bak. Ya. Ayıp. Ayıp. Her gün teknoloji. Ya zaten bütün kazancımı ben teknolojik aletlere veriyorum. Samsung'un yanından geçesin yok artık? Yok. Rezil. Tamam. Süper Online'a e geçelim. Süper Online. Yan binadaydım. Bu binaya taşındım. Yan binadan bu binaya. Titan vardı. Eyvallah. Dedim ki yani ben internetimi yan binaya taşıyacağım. Geldim burada fiber altyapı her şeyi var. Kablosuna kadar. Kablo burada duruyor. Yani çıkarıp modemi oradaki modemi getirip buraya takacağım tamam mı? Olay bu sadece. Orada modemi getirip buraya takacağım. Bana dediler ki 150 TL abonelik taşıma hizmeti. Dedim ki bakın yan binaya taşıyorum. Yani orada da kablo var. Oradan sadece diyeceksiniz ki bu herif artık şu binada oturuyor yanında oturuyor tamam mı? Seçeceksiniz ve ben buradan modeme kabloyu oradan modemi çekip buradaki kabloya takacağım bitecek. Yok biz illa ekip göndermek zorundayız böyle bir durumda. O ekibin ücreti de 150 lira tamam mı? Neyse ben de dedim ki tamam o zaman iptal ediyorum. Bunu derken ne düşünmüştüm onu da söyleyeyim. Şimdi araştırdım ya bu hakemiyeti konularını. Abi istediğiniz taahhütü yaptırmış olun. İsterse 20 yıl taahhüt yaptırsın. İnternet ve telefon aboneliği gibi servislerde. Bir yılın üzerindeki taahhütler geçersizdir. Yani siz 2 yıllık bir taahhüt yaptırdıysanız. Birinci yılı geçerlidir. Gerçekten taahhüt vardır ve o süreçte iptal ederseniz bedel ödemek zorundasınız. Ama birinci yılı açtığı andan itibaren bedel ödemek zorunda değilsiniz. iptal etme hakkınız var. Bu durumda size yine süper onlar onlar bunlar suyum bitmiş. Bana su getirin. Evde kimse yok. Ee, sana diyecekler ki iptal bedeli olacak. Hiç acımayın. Hakemiyetine gidip başvurun. Onlar e, o iptal bedelini iptal ettirecektir. Yani sana diyecek ki 1000 lira ödeyeceksin. Süper online diyecek 1000 lira öde. Sen de hakemiyetine başlayacaksın. Hakem edecek ki hayır bu 1000 lirayı ödemene gerek yok. Bitti. Bu kadar. Bunun yanında e, benim olayımı anlatacağım. Ben de 1 yıllık bağlatmıştım. Tamam mı? Sonra bir yıl dolmuştu ve beni arayıp hani bir yıl daha uzatalım mı diye sormuşlardı. Ben de kabul etmiştim, onay vermiştim. Şimdi burada benim bir hatam var. Neden? Ee, ben bunu yaptım ya, benim aklıma hep şöyle kalmış. Ya benim internetim bir yılı aştı ve ben bir yıl aştıktan sonra taahhüt geçerli değildir diye düşündüm. Ben kendimi burada haklı sanıyorum. Yasalara göre haklı sanıyorum ama yasallara göre aslında haksızmışım. Bunu ne zaman öğrendim? İptal etmek istediğim istedikten sonra öğrendim. Yani orada bana 690 lira iptal bedeli girecekti. Ee, sonra ne oldu biliyor musunuz? Ama son onayı vermemiştim. Hani bana daha bedel ver, yani bedel. Ben sadece iptal etmek istiyorum demiştim. Onlar da e, tamam biz bedeli hesaplayıp arayacağız gibi bir şeyler bir şeyler oldu. Sonra beni arayıp dediler ki 690 lira İptal bedeli ödemeniz gerekiyor. İptal ediyor musunuz? O sırada bağlantı gitti. Kapandı. Ve ben evet dememiştim. Sonra bir baktım tak mesaj işte iptal edilmiştir internetiniz falan filan diye. Ben tak diye aradım dedim ki kardeşim dedim. Siz benden onay aldınız mı? İptal ederken. Ben ilk başta iptal istiyorum dedim ama ben o zaman tutar falan bilmiyordum. Onlar da işte hani iptal ettik artık geri dönüşü yok. İptal bedelini ödemeniz gerekiyor. Modemi şuraya buraya götürmeniz gerekiyor gibi bir şey söyledi tamam mı? 690 lira iptal bedeli istiyorlardı benden. Ben de ısrarla savundum. Dedim ki ben dedim onay vermedim. Ses kayıtlarımı inceleyin ee, falan filan. Onlar da dediler ki onay verdiyseniz de vermediyseniz ilk bir temsilci öyle bir şey dedi. Yani dedik biz bir şey yapamayız artık çünkü bu internet iptal oldu. Ben de dedim ki yok abi dedim ben onay vermedim. İptal etmeyin, açın internetimi dedim. O da dedi ki biz asla açamayız, böyle bir seçeneğimiz yani böyle bir ihtimal yok. Ben de dedim ki açamazsanız bana iptal bedeli çıkartmayın dedim tamam mı? Sonra e, dedim inceleyin, açamazsanız da ya açın internetimi geri. Çünkü ne düşündüm bilmiyorum 690 lira. 6-7 ay bir şey kalmıştı internetin bitmesine. Dedim ki 6-7 ay her ay 70-80 lira ben faturaya ödesem zaten 690 lira yapıyor. Ben 690'a peşin ödeyeceğime dedim ki her ay bunlara öderim. Kullanmadığım bir internete en azından o sırada TL değer kaybeder az para ödemiş olurum. Çünkü o ayda 690 ödemek farklı. 7-8 ay boyunca 690'ı bölüp bölüp ödemek farklı. Enflasyon ülkesiyiz. Dostlar yalan mı? Neyse Sonra en son müdürlükten, Türksel müdürlüğünden aradılar ve Türksel Süper Online dediler ki Evet Murat Bey, ses kayıtları inceledik, sizin onay vermemişsiniz, bu yüzden sizi haklı bulduk. Ee, o yüzden internet iptal oldu ama herhangi bir size iptal bedeli çıkartmayacağız. Eğer isterseniz kalan 7 aylık interneti tekrardan bağlatabiliriz. <laughs> Yer mi Anadolu çocuğu? Ya da isterseniz bağlatmayız, para da hiçbir şey cebinizden çıkmaz. Ben de dedim ki, tamam dedim hiçbir şey cebimden çıkmasın dedim. Çünkü o sırada ben zaten bu süreçleri yönetirken diğer evde yeni interneti çoktan bağlatmıştım. Oğlum ben online insanım. İşim işim gücüm var. Asosyal değilim. İnternet bağlanması, bilgisayara bağlanması değilim. Az çalışıyorum, çok çalışmıyorum. Bak bu bu, bu konu biraz beni sinir ediyor. Yani bilgisayarda işi olan abi girişimciyim ben. Online internet girişimcisiyim. Her in, işi olanı böyle şey sanıyorlar bilgisayar seviyor nefret ediyorum lan bunu ağlayarak ağlayarak olmasa da nefret ederek çalıştım ben yıllarca bunun başında artık biraz daha az çalışarak para kazanabildiğim için o kadar nefret etmiyorum ama bu işi sevmiyorum yani bilgisayarın ama neticede ihtiyacım var iyi bir internete tekrar bağlattım ha şöyle bir şey var Allah var abi Türksele bayılıyorum bak. Türksele bayılıyorum. Benim hatlarım Türksel. İki hattım var Türksel. Ev internetim Türksel. Diğerleri çekmiyor. Hele Eskişehir'de Vodafone şudur bu çekmiyor abi. Çekse Türksele hiç yanaşmam. Çok pahalı. Ama kaliteli. Kaliteli olduğu sürece arkasından ve sonunda yine kaliteli bir hizmet yaptı ve haklı buldu beni. Beni çok fazla uğraştırmadı. Azıcık uğraştırdı. Çok fazla uğraştırmadı. Öyle söyleyeyim. Samsung'la kıyasladığımda. Aslında hiç hiç uğraştırmaması lazım. Kıyaslamak zorunda kalıyorum ama Türk mi şudur budur onları da kullandım daha önce onlar ee, neyse boşlar, boşa çok da lan bak şu videoyu çekerek neyi göze alıyorum biliyor musun diğer şirketlerin bana reklam vermesi bana asgari ücret kadar her bir videoya yarım asgari ücret bir asgari ücret para ödüyorlar reklam vermek için birçok reklam fırsatını bu videoyla kaçıracağım. Çünkü insanlar diyecek ki ya bu onu, onu bunu kötülüyor biz buna reklam vermeyelim. Kaçıracağım korkuyor muyum? Korkmuyorum anasını satayım kazanırım bir yerlerden. Yeter ki şu yaptıkları rezilliği birileri daha duysun. Bu rezilliği bir daha yapmasınlar. İstemiyorum para, istemiyorum telefonu reklam. Ben alırım iPhone'umu kendi paramı tamam mı? Super Online'da da böyle bir şey oldu. Vodafone'la ne oldu? Şimdi ben bir gün çıktım tamam mı o zamanlar saatlik 80 lira falan kazanıyorum hatta 80-100 lira bir şey kazanıyorum zenginim yani 8 saat çalışıyorum zaten o zamanlar yani 500-600 lira para kazanıyorum güzel o zamanın parası tabii 2019 falan bu yani daha iyi para bugünün 600 lirası değil neyse. Yani demek istediğim zamanım çok değerli. Çünkü şunu bilirsiniz. Çok para kazandığınızda yani saatlik ne kadar kazanıyorsanız sizin zamanınız o kadar değerlidir. Yani şöyle düşünün. Ben mesela saatlik 100 lira kazanıyorsam tamam mı? Biz atıyorum 10 liralık bir şey için 10 liralık hakkımı geri almak için bir saat uğraşmam. Çünkü ben o bir saatte zaten 100 lira kazanabiliyorum. O zaman 90 lira zarar etmiş olurum. Ama buna rağmen Buna rağmen ben deli oluyorum. Biri benim hakkımı aldığında deli oluyorum. Ve 10 lira da olsa, 1 lira da olsa abi 500 lira da kaybedecek olsam 1 lira için savaşmayı, hakkımı sonuna kadar savunmayı tercih ediyorum. Modafon'dan bir şey aldım. Bu telefonu kullandığım dönemler. 2019. O zaman bu böyle ölü değil tabii ki. 2 ee, yıl geçmiş. O zaman bu telefonda sorun yok. Tamam mı? Ne aldım biliyor musun? Şu bataryasından aldım. Bunun bataryası ölmüştü. Ben de gittim. Şöyle bir batarya aldım. E, Vodafone şubesinden orada gözlerin önünde aldım onlarla birlikte bunu taktık Hatta daha para ödemeden taktık ve açtık telefonu Şarjı sıfırdı batarya normalde şarjı sıfır olmaz ama hadi eyvallah Dedim ki tamam ben bunu alıyorum ödemeyi yapıp aşağı indim telefonu şarza taktım Yani dedim herhalde şarj olacak kullanacağım Baktım Yok tık yok Batarya bozuk. Döndüm dedim ki bu batarya bozuk. Ben para iadesi istiyorum. Az önce aldım. Alt üstü şarja takmaya indim aşağıda. AVM'de. Espark AVM. Espark Vodafone. şehirliler. Espark Vodafone. Zaten daha önceden Türksel. Daha sonradan Türksel şubesiyle konuştum orada. Sohbet bir, arkadaş vardı. Dedi ki sürekli şikayet ediyorlarmış. Türksel'e gidip Vodafone'u. Ya ne kadar şey. O şube hep böyle şeyler yapıyormuş. Neyse. Bana dedi ki hayır dedi biz sana para iadesi veremeyiz başka ürün al. Ben dedim ki ya ben başka ürün istemiyorum benim başka bir ürüne ihtiyacım yok. Bana diyorlar ki powerbank al. İhtiyacım yok kardeşim almayacağım dedim. Hatta o bana powerbank al dedikleri dedi. powerbank nerede şöyle bulursam göstereceğim dur. Burada bir yerde. Neyse bulamadım. Ee, uzaklarda çok şey yapmayayım. Bana powerbank al dedi. Ee, ben dedim ki ben para iadesi istiyorum Yok vermedi kadın. Vermedi kadın. Ben de dedim ki tamam dedim power bank'imi ver gideyim. Aldım power bank'i. Çünkü ne yapacağım orada mı yatacağım? Zamanım değerli. Power bank'i aldım. Vodafone'u aradım. Genel. Geneli. Ee, dedim ki böyle böyle ben şubeden böyle bir şey aldım. Durumu anlattım. Onlar da incelediler 1-2 gün sonra. Ne oldu biliyor musunuz? 1-2 gün sonra bana sana para yadisi vermeyeceğim deyip yarım saat tartıştığım kadın beni aradı. Murat Bey nasılsınız iyi misiniz sizler işte bizden böyle bir şey. ürün almıştınız. Parayı iadenizi vermek istiyoruz. Gelin parayı iadenizi alın. Böyle bir şeyleri. dedi Ben de dedim ki, umarım bunu o izler. Bir kulağına gider o kadın. Yani benim bu yaptığım terbiyesizlik mi yoksa senin yaptığın mı terbiyesizlik? Onu bir tartışırız seninle tekrar. Bana ulaşabilirsin her yerden. Aşağıda açıklama kısmında her şeyim var bilgilerim. Neyse. Ee... O zaman işte şöyle bir şey olmuştu bir yandan. Ben de o powerbank kullanma sarmıştı yani. O Powerbank'i sevdim bir yandan. Ee, sonra ben de gidip param almadım. Yani Powerbank'i sevdim. O yüzden vazgeçtim param almaktan. Ama e, istesem alabilirdim. Yani sonuna kadar gittim. Powerbank'i sevdiğim için almadım. Bu da Vodafone'la yaşadığım bir şey. Ee, ama yine dediğim gibi bu Vodafone o şubesiyle alakalı. Yani Vodafone genelini sövmüyorum. Ee, çünkü zaten benim hakkımı verdiler Vodafone'dan. Genel olarak yani genel merkezden onları arayıp demişler ki şu çocuğun hakkını verin yoksa ee, neyse şey başkan oldu ee, yapı kredi falan filan of, anlatışım kaçtı ya. Neyse yapı krediden de bir şeyler oldu. Onu da ev devletten online olarak yine tüketici hakemiyetine başvurdum. Ee, onun sonuçlanmasını bekliyorum. Ee, yani her şeyde hakkınızı arayın. Tüketici heyetine gidin. Ücretsiz destek oluyorlar, ücretsiz tamir edi, şey hakkınızı savunuyorlar ve hakkınızı gidip alabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu video böyle bir şeydi. Ee, yorumlarda sizleri göreyim haklı mıyım? Helal olsun yorumlarınızı görüyorum. Ee, böyle bir sorunlarınız oldu mu? Lütfen bunları da yazın, beraber üzerine tartışalım. Ee, kanala abone olup daha fazla video için bildirimleri aç kısımdan tümünü işaretlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ah, Samsung. Ne oldu? Ne oldu?